Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Çocuklarda göz tembelliği çeşitli nedenlerle oluşabilir. En başta bizim çok fazlasıyla önemsediğimiz şey, gözün görme ekseni üzerinde herhangi bir lekenin olması nedeniyle, yani organik nedenlerle olan göz tembelliğidir. Bu gözü kesildiğini düşünecek olursak, eğer bebeğin doğduğu sırada korneasında bir leke varsa ya da konjenital katarak dediğimiz lensinde bir leke varsa ya da gözün içerisinde bir opasite dediğimiz ışığın geçmesini engelleyen bir leke varsa, buradan ışıkların geriye doğru gelmesini ve göz tarafından, gözün retinası tarafından değerlendirmesini engeller. Engellediği için de beyin herhangi bir, bu gözden herhangi bir bilgi almadığı için o gözden gelen bilgileri keser ve gözde tembellik olur. Bu organik nedenlerle, yani belirleyebildiğimiz, muayeneyle belirleyebildiğimiz bir sebep. Diğer bir sebep, hiçbir leke yok, ortamda bir problem yok ama gözün kırma kusuru söz konusu olabilir. Yani miyop olabilir ya da hipermetrop olabilir. Ya da miyop astigmat, hipermetrop astigmat ya da karışık astigmat dediğimiz mix astigmat olabilir çocuk. O zaman da görüntü bulanık gittiği için bu kez beyin oradan gelen görüntüleri görmemeyi tercih edebilir. Diğer göz daha net görüyorsa bu gözden gelen görüntüleri kapatır. Bu gözde tembellik oluşur. Bir başka sebep de hiçbir kırma kusuru ve diğer sebepler yoktur ama buna rağmen bir göz tembelliği oluşabiliyor. Dolayısıyla bu göz tembelliğinin özellikle bizim tarafımızdan teşhis edilip önlemeyi alabileceğimiz bir göz tembelliği var ise bunu anlamak açısından özellikle çocukların erken yaşlarda, erken aylarda bile tarama tarzında kırma kusurlarını tespit etme şansımız var. Bu sebeple o civarlarda bir muayenesinin yapılmasını öneriyoruz. İyi günler dilerim. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.